Herkese merhaba. Bu videoda Blitzvolt marka BWVP6 projeksiyon cihazının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Ürünün kutu içeriği bu şekilde, sizler de ürünü aldığınızda bu şekilde gelecektir. 1080p çözünürlükte projeksiyon cihazı. Şöyle VGA kablomuz. AUDI video kablomuz. Uzaktan kumanda. Şöyle HDMI kablosu, güç kablosu ve İngilizce'de kullanma kılavuzu çıkıyor kutudan. Kısaca cihazımızın özelliklerinden bahsetmek gerekirse Full HD 1080p çözünürlüğe sahip. Ürünümüzün üzerine inceleyecek olursak şurada bir tane merceğimiz görüküyor arkadaşlar. Buradan da ekranı yansıtıyor. Burada da bir fokus özelliği var. Ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırıyor. Şurada da bir kızılötesi sensörü var, kumandayı algılaması için. Hemen yan tarafına baktığımızda bir tane radyatör görüyoruz. Burada da içindeki cihazları soğutmak için bir soğutma fanı bulunmakta. Burada da arkadaşlar stereo bir cihaz, 5 wattlık bir tane hoparlörümüz bulunmakta. Cihazımızın üzerinde manuel olarak cihaz üzerinden kontrol etmek istiyorsak bu düğmelerle cihazı kontrol edebileceğiz. Arka tarafına baktığımızda iki tane USB girişini görüyoruz. İki tane de HDMI girişi var. Bir tane kulaklık çıkışı, bir tane de video girişi var arkadaşlar. Burada da bir güç girişimiz var şebekeden çalıştırmak için. Hemen şurada açma kapama düğmemiz var ve VGA girişimiz mevcut. Bilgisayarımızdan görüntü aktarabiliyoruz. Yan tarafında yine burada bir tane ızgarayı görüyoruz arkadaşlar. Burada da filtre var. Buradan havayı alarak, buradan da vererek arkadaşlar içini soğutma sağlıyor. Bu tarafında da yine bir hoparlörümüz var. Çünkü cihazımız 2x5 watt gücünde stereo bir hoparlöre sahip. Hemen altına baktığımızda ise gördüğünüz gibi bir tane etiket yapışık. Cihazımızın markası yazmakta. Cihazımız 140 watt gücünde 1920x1080p çözünürlüğe sahip bir projeksiyon cihazı. Şöyle de bir tane ayağımız var arkadaşlar. Projeksiyon cihazımızın açısını ayarlamamıza yarıyor. Aynı zamanda da cihazımızda 4 yönlü correction, yani ekran dengeleme özelliği de mevcut ve 6000 lümende ışık gücüne sahip arkadaşlar. Şimdi cihazımızın çalışma performansıyla devam edeceğiz. Cihazımı çalıştırdım. Kumandamızı da görmektesiniz. Kumandamızın üzerinden correction, yani ekran oranını ayarlayacağım arkadaşlar. Altlarda da görüyorsunuz, kumandamızın üzerinde bulunan ok işaretlerini kullanarak görüntü açısını düzeltebiliyoruz cihazımızın konumuna göre. Şu anda düzgün ama yine bir düzeltme işlemi yapalım. Görüyorsunuz, ekranın açısı ne kadar değişiyor? Şu an ekranı açıyorum. Cihazınızın konumuna göre bunu ayarlayabiliyoruz. Şimdi cihazıma TV Box bağlayacağım. Bir görüntüsünü tekrar bakacağız. TV Box'ımızı bağladık. Hangi HDMI girişine bağladıysak oradan seçim yapıyoruz. Şu anda odada lamba yanıyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Işık da bu şekilde gözükmekte. Şimdi karanlığı aldım. Karanlıkta da bu şekilde. Kendi kanalımıza giriş yaptım. Kendi videolarımdan video izleteceğim şimdi. Hatta şu videomu izleteyim size. Batarya paketi yapacağız.
Bunun için kullanacağımız... Sesi de duyuyorsunuz arkadaşlar. Ses bu şekilde geliyor. 6000 mAh'lik güce kullanacağım. Onunla beraber sıfırlı. Evet, YouTube'dan çıktık. Şimdi Netflix'e girelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi görüntü kalitesi çok güzel. Kısaca bir izleteyim size. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir genç ne kadar muhteşem olur. Durdurdum. Görüntü kalitesi bu şekilde. Hemen şimdi ışığı yakacağım. Kaderim. Işıkta da görüntü kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Tam 200 santimetrelik bir görüntü açısına sahip, sanki evimizde bir 200 santimetrelik televizyon izliyormuşuz gibi bize gösteriyor arkadaşlar. Görüntü tabii ki 1080p çözünürlüğünde. Aynı zamanda 3D özelliği de var bu cihazın. 3D gözlüğüm olmadığı için bunları gösteremiyorum size. TV Box'ınız olduğu sürece sinema keyfinin tadını verecektir size. Şurada pil videom var. Onu da bir açalım. Performansını hep beraber görmüş olacağız. Sesimi de duydunuz. Cihazımızın sesi de biraz alçaktı. Evet, şu anda kendi videolarımdan izletiyorum. Oldukça da güzel gözükmekte arkadaşlar. Tekrar kanalımıza girelim. Evet. Kanalımızın içeriklerinde bu şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Çok da net. Aydınlıkta da yani odanın ışığının açık olması da hiçbir şey fark etmiyor. Şöyle odanın ışığını açıyorum. Yine de görüntü kalitesi çok güzel arkadaşlar. Daha şurada araba videomuz vardı. Bunu da açalım. Yine odamızın ışığı açık. Işığı kapattım. Sesi de duyuyorsunuz arkadaşlar. Oldukça iyi bir sesi var. Şu an ses düzeyi %75 civarlarında ama oldukça iyi ses verdiğini söyleyebilirim. Görüntü kalitesini ben çok beğendim. Muhteşem bir cihaz. Evinizi gerçekten sinemaya çevirebilirsiniz bu cihaz sayesinde. Aynı zamanda flash bellek de takabilirsiniz. İçine yüklediğiniz 1080p çözünürlükteki filmlerinizi bu cihazla çok rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Yine 4K'yı da destekliyor arkadaşlar. Yine 4K filmlerinizi bu projeksiyon cihazında izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, cihazımızın görüntü kalitesini de size gösterdim. Sizler de bu ürünü almak isterseniz videomun açıklama kısmında link var. O linkten satın alabilirsiniz. Aynı zamanda indirim kuponu da vereceğim. Bu cihazı indirimli olarak alabileceksiniz. Evinize sinemaya çevirmek istiyorsanız şu anda çok uygun fiyatta, kesinlikle kaçırmayın derim arkadaşlar. Ve şu anda gerçekten büyük bir indirim var. Tavsiye ederim almanızı. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.